Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen şu anda elimde tutmuş olduğum Huawei Band 6 akıllı bilekliği inceliyoruz. Biliyorsunuz Huawei son yıllarda özellikle akıllı bileklik ve akıllı saat alanında farklı modellerle karşımıza çıkıyor. Huawei akıllı band serisinin önemli üyelerinden bir tanesi olan Huawei Band 6 da geçtiğimiz günlerde bizim test merkezimize geldi. Biz de hemen sıcağı sıcağına sizler için incelemek istedik. Şimdi her zaman yaptığımız gibi bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Bir kere şunu söylemekte fayda var. İnce uzun bir akıllı bileklik var karşımızda. Çok ince değil yalnız bu arada. Birazcık kalınlık tarafında, kalınlıktan kastettiğim genişlik anlamında büyük de bir ekran bizleri karşılıyor. Sağ tarafta bir düğmemiz var. Fonksiyonları, özellikleri filan bu düğme yardımıyla kontrol ediyoruz. Bu düğmeye bastığımız zaman arkadaşlar menü karşımıza çıkıyor. Yani basmadığımız zaman bir şey gelmiyor ama bastığımız zaman bir menü geliyor ve bu menüden işte çeşitli ayarları, egzersiz modlarını ve bazı özelliklerini bu menüden kullanabiliyoruz. Bunun dışında güzel bir silikon kayışımız var. Bize gönderilen siyah versiyonda ama farklı renk seçeneklerin olduğunu da söylemiş olayım. Şimdi renkler dediğimiz gibi bize gönderilen siyah ama grafiti siyahı, amber gün doğumu ve sakura pembesi olmak üzere 3 tane farklı renk seçeneğimiz mevcut. Alt kısma çevirdiğimiz zaman ise şarj için kullanılan 2 adet böyle minik kontaktör bulunuyor. Bir de aynı zamanda işte nabız, uyku takibi, SPO2 takibi gibi fonksiyonları yerine getirmek için kullanılan algılayıcılar yine arka yüzde konumlandırılmış durumda. Yani bunun dışında başka bir hani düğmesi vesairesi yok. Öte yandan bu kayışının şeyi hoşuma gitti benim. Böyle takma sisteminde şu kayışın bu bir tane biliyorsunuz şöyle küçük bir parçası vardır. Onun içinde bir tane böyle bir tırtıklı bir bölüm var. Böyle taktığımız zaman onu detaylarda size göstereceğim ben arkadaşlar. Böyle taktığımız zaman bileğimizden çıkmıyor. Mesela böyle ürünlerde benim hoşuma giden bir fonksiyon oldu bu. Çünkü yani şöyle çekince geliyordu. Bunlar o kadar kolay gelmiyor. Yine geliyor ama bayağı sert çekmeniz lazım. Şuradaki o iç taraftaki tırtık mekanizmanın hani bile bu kayışın kaymasını engelliyor. Zaten kayış da çok kayan bir kayış da değil arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi bu genel görünümden sonra Huawei Band 6'nın teknik özelliklerine bir göz atalım. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Tablodaki bilgileri ben size birazcık okuyayım. Hepsini okumayacağım ama genel özelliklerden birkaçını size söyleyeceğim. 1.47 inçlik bir ekranımız bulunuyor. Bu ekran AMOLED teknolojisini kullanıyor. Çok parlak. Bu özellikle güneş altında sizin çok işinize yarıyor. Onu söyleyeyim AMOLED olduğu için. 194'e 368 piksellik bir ekranımız var. Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor. Bu ürünümüz optik kalp atış hızı sensörü var. Üzerinde 180 mAh'lik bir pilimiz var. Şarj süresi de 65 dakika. Ki beraberinde verilen özel bir kabloyla şarj oluyor. Onu da detaylarını pil tarafında size anlatacağım arkadaşlar. Günlük kullanımda 14 güne varan bir pil ömrü söz konusu. Otomatik hareket tanıma özelliği bulunuyor. 6 tane antrenman modu için otomatik tanıma özelliği var. Yani siz egzersize başladığınız andan itibaren otomatik olarak algılayabiliyor. 11 profesyonel, 81 tane de özelleştirilmiş egzersiz modu var. Kadranın şeklini, şemalini değiştirebiliyorsunuz. Bunun için yine ileriki dakikalarda anlatacağımız sağlık uygulamasını kullanmanız gerekiyor ama 100'den fazla kadran seçeneği var. Bu da güzel olmuş. Hani ben burada kadranı beğenmedim. Bugün bunu kullanayım, yarın bunu kullanayım diyebiliyorsunuz mesela. Bu önemli ve güzel bir özellik olmuş. Stres TrueSleep 2.0 uyku ve 7/24 kalp ritmi takibi yapabiliyor. SPO2 kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor bu akıllı saatimiz. Bu önemli. Neden önemli? Özellikle spor yapanlar ve spor konusunda ciddi olanlar için bu özellik bence güzel olmuş. Çünkü kandaki oksijen yoğunluğunu ölçerek sporlu hareketlerinize karar verebiliyorsunuz veya yapacağınız sporu bu değere göre değerlendirip ona göre spor yapmaya devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da önemli. 5 ATM yani 50 metreye kadar su altında kullanabiliyorsunuz. Bunu da ben beğendim. Neden? Ben mesela saati kolumdan çıkarmayan bir insanım. 7/24 takarım ben. Bileklik olsun, saat olsun fark etmiyor. Bu ürünle mesela test ettiğim sürece hiç çıkarmadım. Banyoda bile falan çıkarmıyorum ben. Su geçirmemesi iyi. Kolumdan hani elimi yıkarken, yüzümü yıkarken, banyodayken, uyurken, kalkarken sürekli taktığım bir akıllı bileklik oldu. O bakımdan ben su geçirmemesini seviyorum. 50 metre zaten dalmazsınız da ya dalgıç falan değilsiniz ama su altında da yani 10-15 metre falan rahat bir şekilde kullanırsınız ki bence amatör bir hani yüzücüyseniz bile o kadar zaten derinlere dalmayacağınız için 50 metre fazlasıyla yeterli olacaktır. Ürünün toplam ağırlığı bu arada 18 gram. Yani ben mesela şimdi saat de kullanan birisiyim aynı zamanda. Bileklik bunu da test için alıp kullandığım için saat tabii ki biraz daha ağır oluyor ve bileğinizde hissediyorsunuz. Bunu resmen hiç hissetmedim ben. 18 gram çok hafif.
taktım ve unuttum tabiri caizse. O bakımdan da böyle hani takıldığı zaman ağırlığını hissettirmeyecek kadar bir hafiflikte olduğunu da belirteyim. Son olarak fiyatından bahsetmekte fayda var. 549 TL olduğunu da söyleyelim. Şimdi gelelim Huawei Band 6 ile yaşadığım kullanım deneyimine. Ben bu ürünü yaklaşık olarak 4-5 gündür kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi uyku takibi yapabiliyor. O önemli. Neden önemli? Mesela uyku kalitenizi ölçebiliyorsunuz. Bunun için sağlık uygulamasını kullanmanız gerekiyor Huawei'nin. Huawei sağlık uygulamasını telefonunuza yüklerseniz zaten gerekli eşleştirmeyi yaptıktan sonra da uykunuzun takibi, kaç adım attınız, geriye yönelik o kaç adımları tek tek haftalık, aylık, yıllık olarak görebiliyorsunuz gibi birçok bilgiyi bu bileklik üzerinden kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Kandaki oksijen yoğunluğunu ölçmesi de önemli. Özellikle dediğim gibi az önce de teknik özellikleri söyledim ama biraz daha açmakta fayda var. Eğer sporla biraz daha ileri derecede ilgileniyorsunuz, bu değer önemli. Kanınızdaki oksijen yoğunluğunu ölçerek siz de spor, yani yapacağınız spor hareketlerine yön veriyorsunuz, karar veriyorsunuz. Bu da bence önemli olmuş. Uyku takibini de mesela 7/24 yapıyor ve otomatik olarak yapıyor. Yani sizin hani uykuya yatıyorum ben falan diye söylemenize gerek yok. Siz akşam yatağa girdiğiniz andan itibaren uykunuzu ölçmeye başlıyor. Sabah kalktığınız zaman da sizin kalitenizi mesela cep telefonunuzda sağlık uygulaması yüklüyse oradan işte %75 güzeldi bugün, %80 rahat uyudunuz falan gibi söyleyebiliyor. Ben daha önce Huawei saatlerini de kullandığım ve halen de kullanmaya zaman zaman devam ettiğim için çok aşina olduğum bir arayüzde bunları yapabiliyoruz. Öte yandan bilekliğin arkadaşlar stres takibi özelliği de var. Biliyorsunuz Huawei saatlerinde de bulunuyor bu özellik. Bilekliklerinde de yer alıyor ve bu özellik sayesinde hani stresli misiniz değil misiniz gün içinde görebiliyorsunuz bunu. Hem saatin üzerinden görüyorsunuz. Saatin üzerinden sadece bir günlük görebiliyorsunuz ama uygulama üzerinden baktığınızda geçmişe yönelik değerleri de görüp hani stres, nerede stres olmuşum, ne zaman stres olmuşum bunları değerlendirebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Gelin Huawei Band 6'nın arkadaşlar arayüz meselesine, bir kadran değişikliği yapabiliyoruz dedik. 100'den fazla kadran var dedik. Siz tabii bunların bir kısmını, çok az bir kısmını saate yüklüyorsunuz. Kalanlarını görmek için sağlık uygulamasından faydalanmanız gerekiyor. Orada 100'den fazla böyle hani çeşitli zevklere, çeşitli özelliklere, çeşitli beklentilere, beğenilere hitap edecek farklı farklı kadranlar var. Ben mesela bu tarz böyle akıllı bileklik ve akıllı saatleri ondan seviyorum. Çünkü klasik saatlerde ne yazık ki hani o kadranı değiştiremiyorsunuz haliyle ve doğal olarak, ama bu ürünlerde hani bugün başka bir şey yapıp yarın başka bir şey yapabiliyorsunuz, ne bileyim 2 günde bir değiştirebilirsiniz ya da bir ay birini kullanıp farklı bir kadranı kullanabiliyorsunuz. Bu üründe de olması güzel olmuş ve kadranlar çok başarılı bu arada ve hani neyi istiyorsanız onu gösteriyor. Mesela bazı kadranlar var her şeyi gösteriyor. Bazı kadranlar var çok az bir şey gösteriyor. Hani ben her şeyi göreyim, saati göreyim, hava durumunu göreyim, efendime söyleyeyim, şunu göreyim, bunu göreyim, ne bileyim, nabızımı göreyim, pilin durumunu göreyim dediğiniz zaman onu gösteren kadranlar da var. Sadece saati göstersin dediğiniz zaman sadece saati gösteren kadranlar da var. Burada tamamen kişisel zevkinize göre ben onu istiyorum, ben bunu istiyorum diyerek değiştirebilirsiniz. İstediğiniz zaman da kaldırabilir, farklı bir kadranda yükleyebiliyorsunuz bu akıllı bilekliğe. Şimdi bilekliğin en az menüsünde dolaşmak istiyorum. Şimdi en üst menüye girdiğimiz zaman burada arkadaşlar egzersiz menüsü var. Egzersiz kayıtları var. Daha önce yaptığınız egzersizlerin kayıtlarını görüyorsunuz. Kalp atış hızınızı buradan görebiliyorsunuz. SpO2 değeri ölçümünü buradan yapıyorsunuz. Aktivite kayıtlarınızı görebiliyorsunuz. Uyku durumunuzu mesela bastığınız zaman, mesela ben dün gece 6 saat 6 dakika uyumuşum. Hedefimi 8 saatmiş benim. Ve bu uykunun da işte hangi saatler arasında olduğunu da gösteriyor. 23.51 ile 8.11 arasında olmuş uykumun ve işte kısa uykunun ne kadar olduğunu vesaire gibi değerleri görebiliyorsunuz. Daha fazla için de Huawei Health, yani sağlık uygulamasına gidin diyor. Böyle bir şey söylemiş oluyor. Başka ne özellikleri var? Stres ölçümü yapabiliyor. Dedik söyledik zaten bunu. Nefes egzersizleri var. Nefes alıp vermenizi söylüyor size. Müzik çalabiliyor. Biliyorsunuz Huawei'nin akıllı saatlerinde de var bu özellik. Bu üründe de bulunuyor. Telefonla eşleştirme yaptığınız zaman, telefondaki bir uygulamayı açtığınız zaman, Deezer olabilir, Spotify olabilir veya başka bir uygulama olabilir, otomatik olarak oradaki müzikleri ileri geri alabiliyorsunuz saat üzerinden. Ama bunun üzerinde bu arada mikrofon hoparlör yok. Telefon araması geldiği zaman sadece kapatabiliyorsunuz buradan. Yani reddedebiliyorsunuz ama açma veya konuşma gibi özelliğin olmadığını belirtelim. Bunu bazen soruyorsunuz. Özellikle söylüyoruz arkadaşlar bunu.
Akıllı bilekliğin bir diğer özelliği ise uzaktan kumandalı deklanşör. Telefonla eşleştirme yaptığınız zaman bu modu aktif hale getirdiğinizde uzaktan fotoğraf da çekebiliyorsunuz. Telefonun kamerasını kullanarak. Bu da güzel bir özellik. Bence de hani olması gereken bir özellik. Bildirimleri görebiliyorsunuz. Şimdi saatlerde de var bu özellik. Bileklikte de var. Bildirimlerin hangi uygulamanın bildirimlerini görebileceğinizi telefon üzerindeki uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela ben WhatsApp'taki göreyim, ne bileyim SMS'leri göreyim ya da şunu göreyim, bunu görmeyeyim, e-postalarımı göreyim gibi özellikleri ayarladığınız zaman buraya gelen mesajları hem titreşimle görebiliyorsunuz hem de tekst olarak ekranınıza düşmüş oluyor. Hava durumu özelliği var, bu güzel. Havanın durumunu mesela ben çoğu zaman artık telefondan bakmıyorum, bilekliğimden bakıyorum. Hemen bugün ne olacak, nasıl olacak onu görebiliyorum. Kronometre var, zamanlayıcı var. Telefondan bağımsız olarak alarm da kurabiliyorsunuz. El feneri özelliği var, bu da çok güzel. Ekran bembeyaz oluyor ve özellikle böyle karanlık bir odadaysanız ışık açıp da işte eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu rahatsız etmek istemiyorsunuz. Bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında baktığımızda telefonumu bul özelliği var. Bu mesela çok güzel. Şimdi benim mesela telefonum şuraya getirmiş olayım. Telefonumuzu bulalım bakalım bakın ne olacak. Bu telefonunuzun yani yanınızda telefon yakın bir mesafede ama nereye koyduğunuzu bilmiyorsunuz. Bu düğmeye basıyorsunuz. Tabii Bluetooth etki alanında olmak kaydıyla. Şimdi ne olacağını izleyelim. Evet, I'm here diyor. Yani buradayım diye size haber veriyor arkadaşlar. Benim çok hoşuma gidiyor bu. Bazen evde, pardon bir daha bastık. Şimdi kapattım. Bazen evde böyle sırf bunu duymak için düğmeye bastığımda oluyor. Bunun dışında bir de arkadaşlar bilekliğin ayarlarına girdiğimiz bir menü var. Oraya girdiğimiz zaman da işte ekran var burada. Mesela başka neler özellikler var? Ekranla ilgili ayarları biliyorsunuz. İşte kadranımızı vesairemizi değiştiriyoruz. Parlaklığı değiştirebiliyoruz. Farklı ayarları yine buradan yapabiliyoruz. Titreşimin yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela titreşim özelliği de var bileklikte. Diyelim ki alarm çaldığında ya da mesaj geldiğinde isterseniz titreşebiliyor veya tamamen de kapatabilirsiniz. O size kalmış. Rahatsız etmeyin modu var. O zaman bütün bildirimleri falan kapatıyor. Egzersiz ayarları var, sistem ayarları var ve hakkında diye ayarlar bizim karşımıza çıkıyor. Yani bu ayarlarla da birçok özelliğini kendinizde özelleştirebiliyorsunuz Huawei Band 6'nın. Şimdi gelelim Huawei Band 6'nın pil ömrüne. Ürünün üzerinde 180 mAh'lık bir pil olduğunu söylemiştik. Şöyle bir kablo, bu kabloyu da kaybetmemenizi öneririm. Özel bir kablo bu. Üç kısmında bir kontaktör var. Yani kabloya bağlı bir şekilde USB kablosu bu. Bunu herhangi bir bilgisayara, adaptöre, ne bileyim powerbank'ı falan takarak şarj edebiliyorsunuz. Bu kontaktörü şöyle arka tarafına getirdiğimiz zaman zaten otomatik olarak şöyle yapışmış oluyor. Şu şekilde, bu şekilde şarj ediyoruz. Şimdi ürünün normal kullanımda yani günlük kullanımda 14 güne kadar pil ömrü olduğu söyleniyor. Biz de yaptığımız testlerde kullanım süresi boyunca bu rakama ulaştığımızı söyleyebiliriz. Çok yoğun kullanırsanız 10 güne düştüğü söyleniyor. Ama bence 14 gün falan çok iyi, öyle söyleyeyim. Bir de ürünü 5 dakika şarj ettiğiniz zaman arkadaşlar 2 günlük kullanım süresi size veriyor. Hani çok güzel bir özellik bu. Özellikle böyle hani çok az şarjınız kaldı. Dışarıda çıkmanız lazım, bir şey yapmanız lazım. Hemen 5 dakika şarj edeyim. 2 gün boyunca kullanmak da muhteşem. Çünkü ben şeyden hoşlanmıyorum. Çok açık ve net söyleyeyim. Hani her gün şarj olan saatte de bileklikleri ben çok sevmiyorum. Bu ürün 10 gün, 12 gün, 15 gün çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir ürün. O bakımdan bence rahatlıkla kullanırsınız. O güzel olmuş. En beğendiğim özelliklerden bir tanesi de bu pil ömrü olmuş. Egzersiz tarafında da birçok egzersiz karşımıza çıkıyor. Bu egzersizlerden siz seçiminizi yaparak işte koşu, açık hava, kapalı mekan, şudur budur gibi bir sürü seçenekle arkadaşlar akıllı bileklikte bu egzersizlerin takibini yapabiliyorsunuz. Size bazı önerilerde bulunabiliyor akıllı bileklik ve aynı zamanda bilimsel olarak da egzersizlerinizin takibini yaptığı için işte şu kadar yürüdün, bu kadar kilometre kaydettin, bunların hepsini kayıt altına alıyor ve özellikle sağlık tarafında önem verenler için, sağlığını kontrol etmek isteyen, sportif bir hayat yaşamak isteyenler için de Huawei Band 6 bu özellikleriyle ön plana çıkmış oluyor. Akıllı bileklikte 11 tane profesyonel, 85 tane de farklı farklı egzersiz modunun olduğunu söylüyorum. Bunların 6 tanesinde otomatik olarak takibini yapabiliyor. Şimdi Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan bir akıllı bilekliğimiz var. Onu da altını çizmiş olalım. Fiyat meselesine gelecek olursak 549 TL'lik bir fiyatı var. Özelliklerine göre baktığımızda fiyatının çok makul ve iyi olduğunu söyleyebiliriz. Elbette daha ucuz ürünler de var piyasada. Ama bu ucuz ürünlerin birçoğunda bunda bulunan özelliklerin hiçbirinin olmadığını söyleyeyim. Mesela SPO2 özelliği çoğu bileklikte bulunmuyor arkadaşlar. O bakımdan ben Huawei Band 6'nın özellikle fiyatıyla ön plana çıkan bir model olduğunu düşünüyorum. Bir incelememizin daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Huawei Band 6'nın özelliklerini anlatmaya çalıştık.
gözümüzden kaçan, bizim anlatmadığımız ya da sizin merak ettiğiniz başka konular varsa videonun altında bizlere soru olarak, yorum olarak yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyoruz. Hepsini de elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.